Global pazardan mutlu pazarlar. Denizli'de İsmail Eliuz başkanlığında tamamlanan 3 kooperatifte yaşam başlamış durumda. İsmail Eliuz şimdi de Seçkin Evler Yapı Kooperatifi ile ev sahibi olmak isteyenlerin karşısına çıkıyor. Denizli Şehir Hastanesi yakınında yapılması planlanan Seçkin Evler Yapı Kooperatifi'ni kooperatif başkanı İsmail Eliuz'dan dinliyoruz. Kent Yapı Kooperatifi Başkanı İsmail Eliuz'la birlikteyiz. İsmail Bey, nedir efendim? Sizden dinleyelim. Uskent adı altında biz kooperatifçiliğe girdikten sonra Denizli'de kooperatifçilik alanında, inşaat alanında Uskent bir marka, bir güvenli bir firma konumuna geldi. Şu ana kadar da 36 daireli Beykent Kooperatifini tamamlandı. 176 daireli Uskent Kooperatifini tamamladık. Daha sonra da Uskent Altın Evler 200 dairelik kooperatifi tamamladık. Şu anda da Uskent Seçkin Evler projemiz var. Ona kayıtlarımız devam ediyor. Kısmet olursa Haziran-Temmuz gibi inşaatına başlayacağız. Şimdi kayıt aşamasındayız. Nisan sonuna kadar kayıtlarımız devam edecek inşallah. Hedef seçtiğimiz hususlardan bir tanesi kooperatifçiliğe güveni geri getirmek. Ki kooperatifçiliğin insanların sabit gelirli insanların ev sahibi olmasında önemli olduğunu bildiğimiz için ve bu alanın da faal olmasını istediğimiz için bunun üstünde özellikle duruyoruz. İkinci ilkelerimizden ortaklarımızın kandırılmadan maliyetine ama birinci sınıf ev sahibi olmalarına katkı yapıp mutluluklarına ortak olmak. Üçüncüsü de hizmetimizi kendilerine sağlanmış fırsat olarak görmelerini sağlamak ve ortaklarımızın hayır dualarını almaktır. Efendim yeni yapacağımız kooperatifin ismi Seçkin Evler olacak. Uskent Seçkin Evler. Seçkin evet. Evler olacak. Biraz da sizden dinleyelim, hangi özelliklere sahip olacak? Uskent Seçkin Evler kooperatifimiz yeni yapılacak olan Denizli Şehir Hastanesi'nin yakınında bir bölgedeki yürüyüş mesafesinde olacak. 12'şer katlı, 4 bloklu, 192 daireli bir site hedef seçtik. Bunun için 19.500 metrekarelik arsa gerekiyor. Bunun 2.400 metrekaresi bina yapımı için kullanıldıktan sonra 17.600 metrekaresi yeşil alan olarak kalıyor. Yani bu hususu da önemsiyoruz. 17.000-18.000 metrekare yeşil alanda Denizli'de sitenin olacağını sanmıyorum. Yani %80 diyebilir miyiz efendim? %80 yeşil alan. Öyle. Yanımızdaki diğer parsellerdeki evler ikişer katlı iken bizimkisi 12 katlı olacak. Dolayısıyla uzaktan da görülebilecek, önünü hiçbir şey kapatmayacak. Orada tam bir rezidans kıvamında olacak. Akıllı ev uygulaması olacak. Daire başına ikişer otopark, ayrıca spor sahaları, yüzme havuzu ve zengin çocuk oyun parkı düşünüyoruz. Ne kadar zamanda, ne kadar ödeyecek ortaklar efendim, buraya kaydolan arkadaşlar? Daire başı arsa bedeli 115 bin lira. Kalan 205 bin lira inşaat bedeli tamamen bankadan kredi çekilebiliyor. O da 10 yıllık ve zaten krediler de çok uygun. Evet. 0.79-80'lerde hatta belki onu pazarlığını yapıyoruz. Biraz daha aşağılara çektireceğiz. Bugün 150 metrekarelik binanın inşaat maliyetini 205 diyoruz biz. 205, halbuki bakanlığın
birinci sınıf inşaat için metrekare fiyatı 2000-2100. 150 metrekareye çarptığımız zaman 300 binin üstünde. Nasıl bunu absorbe ettiniz? Ondan sonra Denizli'de de Denizli piyasasında 1500-1800 arasında metrekare maliyeti. Bunun en alt sınırı olan 1500'den hesap ettiğimizde 225 bin ediyor. Oysa biz gene 225 demiyoruz, 205. Çünkü bizim KDV'miz var %17. Sonuçta bu bizim projemize katılan kişiler bir koyu bir kalmış gibi olacaklar yaklaşık olarak. Kooperatif yönetiminin güveninde sorun yok. Tecrübe de ekledik biz bunu artık. Taçlandırdınız. Yani tecrübe de ekledik. Ondan sonra yerimiz çok güzel. Bölge olarak çok güzel. Çok seçkin bir bölge. Projemiz hakikaten güzel. Yani daire planımızdan tutun. Bina planı, efendim, site durumu son derece güzel. Fiyatı da az önce anlattığım gibi bundan iyisi can sağlığı. Yani bir koyup iki almak ne demek? Yani yatırım anlamında bile çok büyük değer ifade edecek. Efendim, son yapacağınız seçkin evler konutlarının önceki yaptığınız konutlardan bir farkı olacak mı? 12 katlı oluşu avantaja çevirdiğimizi düşünüyoruz. Farklı olan şeylerden bir tanesi. Arsada ciddi bir yeşil alan kazandık. 18 dönümlük bir arsaya sahip olmuş olacaklar. Ve en önemli avantajlardan bir başkası da bölgesel avantaj. Yani şehir hastanesinin dibinde olmak avantajına sahip olacaklar. Yani insanlarımızın iyi ki girmişiz diyeceklerini düşünüyorum. Bunu dedirtmek için de var gücümüzle çalışacağız. Çıkalım. Uskent'in yapmış olduğu altın evler kooperatifin önündeyiz ve tamamlanmış. Kısaca buradan da bahsedebilir miyiz? Burası 200 daireli bir site. Artık kooperatiften çıktı. Site olarak nitelendirmek daha doğru. 6 blok. Katın birisi otopark olarak ayrıldı. Ne kadarlık zamanda tamamlandı efendim? Yaklaşık. 3 yıl sürdü. 3 yılda bitti. Ne kadar mal oldu oturanlar için? Daire başı 165 bin lirasını kullandık biz. Yani 165 bin lira mı? 165 bin lira mal oldu. Kooperatifin kullandığı o ama tabii millet kredi falan kullandığı için onlara biraz daha maliyet tabii, farklı faiz olmuş. Faiz farkı evet, falan onlar, oluştu. Onlar olur. Çok da ideal rakamlar söylediğiniz 160 bin lira. Öyle yani 360 bin liraya, 350 bin liraya da satılıyor. Şu anda. Ayrıca burada 4 tane iş yeri de bıraktık ortaklarımıza. Şu anda Uskent Yapı Kooperatifi tamamlanmış bir kooperatifteyiz. Kısaca burası hakkında bilgi alabilir miyiz? Bunu da siz tamamladınız. Evet, burası 4 yıl önce bitirdiğimiz bir kooperatif. 172 daireli, 5 bloklu, 9'ar katlı, ikişer asansörlüdür. Yani tamamı faal, dolu, çalışan bir site evet. Durumunda. Çok kısa zaman olmuş efendim. Oturalı değil mi vatandaşlarımız? Uzun sayılmaz. Yok, yeni tabii. Yani yeni ya zaten. Ya bir değer artışı yaşandı mı demek istiyorum o günden bugüne. Tabii biz buraya 107.500 lirayı bitirdik. 107.500. 4-5 yıla biver. Evet. Şu anda 350 bin lira, 400 bin lira aralığında şey var. Evet, değerlenmiş. Bir katma değer oluşmuş. Evet. Değil mi? Hepsi öyle oluyor zaten bizim şeylerim. Değerleniyor. Değerleniyor. Evet. Yani kar amacı olmadığı için bizde avantaj ortakların oluyor, ev sahiplerinin oluyor. Evet. Buradaki yeşil alan
Oranın nedir efendim? %50-60. %60 civarında, evet. Ama yeni yapacak olduğunuz kooperatifte %80 yeşil olan, evet, olacak. Evet.